Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben hala düzenlemeleri devam ediyorum. Şöyle alt kısmı sırf özelleri koydum, özel grubu koydum. Şurada diğer ürünler var. Dediğim gibi bir tanesi kesinlikle yetmeyecek. Ama böyle gündüz çıkartacağım. Şu an onları daha elden geçirmedim çoğunu. Bunlar artık sulandı, bakımları yapıldı. Hemen hemen hepsinin içlerinde birkaç tane karışmış olabilir. Onlara da daha sonradan bakacağım. Artık bol bol renklenirler. Hoşçakalın, bir arada durunca ne kadar çok güzel duruyor morlukları. Arkadaşlar şunlar biraz gölgede kalanlar, bunlar daha fazla güneş alanlar, aradaki farkı yan yana nasıl fark ediyor yan yanayken. Aynı şekilde Dasros, şöyle bakın rengi açılan ve birazcık daha rengi iyi olan, bunların hepsi toparlanacak yani. Renk konusu çabuk düzeliyor arkadaşlar. Sadece yani birdenbire güneşe çıkartmamak gerekiyor. Kademeli olarak çıkartmak gerekiyor. Yoksa renk konusu çabucanak düzeliyor. Bitki boyunu uzattığında bir tek onun çözümü kelle almaktan başka bir şey değil. Bakar mısınız? Blue lotusların çiçeklerine. Kadar kibar. Minalar. Snow baniler bu kadar kaldı. Snow baniler azaldı. Gelmişken şunu da göstereyim. Bunlar Zeynep Hanım'ın siparişleri. Muğla'ya gidecek. Şöyle madibası var. Bitkağısı var. Takıtısı var. Şöyle Blue Misti, Granovya'sı, Rose Kruv'u, şöyle hediyeler koydum. Aslında böyle hediye koymak istemezdim ama Zeynep yabancı değil. Bol bol görüşüyoruz. Bunları birazcık yükümü azalsın. O benim yerimi tedavi etsin. Şunu mesela ben kellesini alacaktım. O benim yerimi tedavisini eder. Güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyüt canım. Bu arada Zeynep Hanım'ın çok güzel bir YouTube kanalı var. Ben devamlı izliyorum. Zeynep'in Küçük Balkonu diye. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Yani küçük balkon ama bence artık o balkona sığamıyor. Bahçelere falan taştı. Ondan sonra artık bilmiyorum ev mi değiştirir. Bahçesinde şu an baya baya kullanıyor. Bahçe bile dolmuş bir vaziyette. Artık Zeynep'in büyük bahçesi mi olur, büyük balkonu mu olur? Yakında ondan öyle bir sürprizler bekliyorum. Neon'un güzelliğini. Bunlar mesela daha elden geçmedi. Bakın ben bunları daha toparlayacağım. Bunlar biliyorsunuz yeni aldıklarımdan 3 tane getirmiştim. Bir tanesi ayrıldı. 2 tane var. Hatta şöyle bir tanesini muhtemelen ben kendi saksıma ekerim. Bundan bir tane var. Şu parvadan da 3 tane var. Parvayı da kaçırmayın. Bunlar hep gölgede kalıp birdenbire güneşe çıkınca böyle bir durum oluyor.
Güneş yana onları hep elden geçireceğim. Bunlar da sulayıp bakımlarını yaptıklarım. Muhtemelen bayramdan sonra artık renkleri tam oturmuş, toparlanmış olur. Ürünler de birazcık azalırsa yeni ürünler getiririm. Şu an böyle içerisi bir sera havası. Böyle bir nemli hava olur ya öyle. Ben herhalde seranın hep önünde çalışacağım. Birazcık azıcık astımım var. Her zaman tetiklenmiyor ama böyle havasız ortamlarda birazcık zorlanıyorum. Şunun içindeki ne diye baktım da suymuş. Yani şu bitkilerin tam rengini, gördüğüm renkleri keşke gösterebilsem, şunun pembeliğini. Daha hala suyun içinde beklettiklerim var. Salsalar da rengini kaybetmiş. Rengini alır. Yakın zamanda biliyorsunuz çok güzel bir renge kavuşuyor. Aynı şekilde Sıbrigata da. Hem abijinler biliyorsunuz hem rozet sayısına göre fiyatları ona göre değişiyor. Öyle her bütçeye uygun olsun diye bu şekilde aldım. Onları o şekilde göndereceğim. Burada Meksikan cihantlar, pudraları gerçekten bir harika. Bu arada şu garajı muhtemelen bilmiyorum olur mu, bayramda tamamen yıkacağız. Bu sera oraya taşınacak. Ve muhtemelen bir tane daha aynısından alınacak. Şöyle yan yana garajın olduğu konuma, oraya beton atılıp oraya konulacak. Şey yapmak istiyorum. Seraları yan yana koyduktan sonra şöyle uzaktan göstereyim. Şöyle bunun gibi iki tane serayı yan yana koyduktan sonra şöyle direkler, dört tarafına da direkler dikmek istiyorum. Ona da şöyle seranın birazcık bir karış boyunu geçecek şekilde yazın askılı saksılar asmak için, hem etrafına tel çevirmek için kedi falan girmesin diye. Çünkü bunun da seranın etrafına da saksılar koymak istiyorum. Ekim yaptığım saksılardan güneş alsın diye. Hem gölgeliği çekebileyim o demir sayesinde, hem de kışın işte gerekirse branda, şeffaf branda örtebileyim. Böyle çok amaçlı bir dört tarafına demir yaptırmak istiyorum. Bence çok çok kullanışlı olur. Şu şey rüzgarda çok ses yapabilir veya yağmurda. Bakın bayağı bir çok rüzgar estiğinde bayağı bir ses yapabilir. Bunun sesi daha az. Öyle şeffaf branda gerersem o ses olayını da çözmüş olurum. Bu arkadaşlar çok aşırı rüzgara dayanıklı bir malzeme değil ama bizim evimiz açık bir yerde olmadığı için, binalar olduğu için şöyle. Onun için bir sıkıntı yok ama açık bir alanda bu
uygun değil. Yani rüzgar onu söker, uçurur, atar yani. Öyle zaten 40 yıllık bir malzeme bir yerinden hava girişini sağladığı zaman rüzgar kaldırıp atar. O anlamda açık alan için uygun değil veya çok rüzgar alan için de uygun değil. Kışınki performansı bilmiyorum nasıl olacak ama dediğim gibi en kötü brandayla ben bayağı bir rüzgarı kesiyorum ki benim kışın balkondaki bitkilerime de bir şey olmadı. Açıktaydı, don örtüsü örttüm. O şekilde hayatta kaldılar. Hiçbirisi de donmadı. Yani ben bunun üstüne örtü de örtmesem yine donacağını zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi kuytu köşe kalıyor ve mevsimde çok sert geçmediği için bir sıkıntı olmaz. Ben işlerime devam edeyim. Çok çok işim var. Bu kargoyu da çıkartayım. Bayramdan önce yerine ulaşsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.